Evet, nerede kaldık arkadaşlar? Yasamayı bitirdik. Bugün nereye geçeceğiz arkadaşlar? Yürütmeye geçeceğiz. Evet, yürütmeye geçmeden önce değerli arkadaşlar, geçen haftadan kalan sorularımızı çözelim. Yasamayla ilgili sorularımız. Şimdi ne demiş? Demiş ki yukarıdakilerden hangileri milletvekili olabilmek için görevlerinden ayrıldıktan sonra, bakın istifa ettikten sonra bir daha mesleğe ne yapamazlar? Geri dönemezler arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, subay ve astsubaylar demiştik, değil mi? Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç yapısı gereği arkadaşlar ne olamazlar? İstifa ettiklerinde bir daha mesleklerine geri dönemezler. Evet, güzel. 2. Yüksek yargı organı mensupları. Peki bir soru soralım arkadaşlar size. Niye yüksek yargı organı mensupları ve hakim ve savcılar diye ayırmış sizce? Niye ayırmış? Bir mantık yürütün bakalım. Güzel. Bak ne güzel. Yasemin, tebrik ederim seni. Arkadaşlar, yüksek yargı organı mensupları içerisinde avukatlar var. Mesela Anayasa Mahkemesi içerisinde arkadaşlar gerektiğinde vali veya büyükelçi bile olabilir, değil mi? Evet. O yüzden ne demiş? Ayırmış bunları arkadaşlar. Hakim ve savcılar da, bunlar da arkadaşlar tarafsız olmaları gerektiği için görevlerinden istifa ettiklerinden sonra ne için milletvekili olabilmek için bir daha mesleklerine geri dönemezler. Çünkü taraflarını belli etmişlerdir arkadaşlarım. Evet, o zaman cevabımız ne olacak? Edirne olacak değerli arkadaşlar. Devam edelim. TBMM seçimleri en geç 4 yılda bir yapılır. Bunun istisnası nedir? Hangi sebepten dolayı bir yıl arkadaşlar, bir yıl geriye atılırdı? Bir yıl. Evet, çok güzel. Sadece savaş. Bakın, sadece savaş. Başka bir şey yok. Evet. Sadece savaş değerli arkadaşlar. Peki. O zaman arkadaşlar şöyle geçen haftadan biraz tekrar yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri, yani erken seçim verme kararı hangi iki makama aittir arkadaşlar? Hangi iki makam? Evet, biri güzel TBMM, diğeri arkadaşlar, diğeri biri TBMM. Evet, diğer de arkadaşlar Cumhurbaşkanı. Güzel. Tebrik ederim arkadaşlar. Geçelim. Geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan meclis soruşturması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Meclis soruşturması değerli arkadaşlar. Meclis soruşturması bir kere başbakan ve bakanları nereye göndermek için arkadaşlar? Yüce Divan'a göndermek için arkadaşlar. Yüce Divan'a. Evet. Güzel. Ceyhan. Biz arkadaşlar şöyle bir tekrar edelim bu konuyu. Peki başbakan ve bakanlar arkadaşlar cezai sorumluluklarıyla ilgilidir dedik. Devam edelim. En az 55 milletvekili. 55 milletvekili meclisin kaçta kaçıdır arkadaşlar? Onda biridir. Güzel. Bakın bu 55 milletvekili olayını arkadaşlar güzel. Genel soru siyasi sorumluluk Gülay. Bu arkadaşlar 55 milletvekili olanı unutmayın. Arkadaşlar sınav sorusu olabilir bakın. Uzun zamandır mesela bununla ilgili hiçbir şey sorulmadı. 55 milletvekili olayını arkadaşlar unutmayın. Devam edelim. Meclis soruşturması ile ilgili siyasi parti gruplarında görüşme yapılamaz. Güzel. Peki bu açık değil, nasıl yapılır değerli arkadaşlar? Gizli yapılırdı. Evet, gizli yapılır değerli arkadaşlar. Devam edelim. Meclis Başkanlık Divanı'nda hangisi bulunmaz arkadaşlar? Meclis Başkanlık Divanı. Evet. Siyasi parti grup başkan vekilleri, güzel. Peki meclis başkanı milletvekili olmak zorunda mıdır arkadaşlar? Milletvekili olmak zorunda mıdır? Böyle bir zorunluluk var mıdır? Evet arkadaşlar, milletvekili olmak zorundadır. Peki başkan vekilleri milletvekili olmak zorunda mı? Evet arkadaşlar, dördü de ne olmak zorundadır? Milletvekili olmak zorundadır arkadaşlar. Peki değerli arkadaşlar, meclis başkanı oy kullanma hakkı var mıdır mecliste arkadaşlar? Meclis başkanının oy kullanma hakkı var mıdır? Yoktur. Güzel. Peki başkan vekilleri kendi sıralarında otururken, yani kendi partilerinin arkadaşlar gruplarında otururken oy kullanma hakları var mı? Var. Yönetirken yok. Gülay'ın dediği gibi arkadaşlar, yönetirken yok. Güzel. Peki geçen hafta söylememiş olabilirim arkadaşlar. Sonradan söylemedim, fark ettim. Meclisin kolluk kuvvetlerinin amiri kimdir arkadaşlar? Meclisin kolluk kuvvetlerinin amiri kimdir? Yani meclisteki güvenlik kimden sorumlu arkadaşlar?
Değerli arkadaşlar, meclisin güvenliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan sorulur. Evet, meclisin güvenlik işte arkadaşlar kimlerden soruluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki protokolde Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'ndan sonra ikinci sırada mıydı arkadaşlar? Evet. Hatta plakası neydi? 001'di değerli arkadaşlar. Bu ne demek? Bu ne demek? Tabii. Bu ne demek arkadaşlar? Cumhurbaşkanı'na evet. Cumhurbaşkanı'na kim vekalet eder o zaman? Meclis Başkanı vekalet eder arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Evet. Geçiyorum. Geldik yürütmeye değerli arkadaşlar. Yürütmeye geçelim. Şimdi. Değerli arkadaşlar. Anayasaya göre yürütme yetkisi, bakın hem yetkisi hem de görevi kime aittir arkadaşlar? Birincisi Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu. Ve kime aittir arkadaşlar? Cumhurbaşkanına aittir arkadaşlar. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanına aittir. Devletin başı kimdir? Devletin başı arkadaşlar Cumhurbaşkanıdır. Devletin başı. Devletin başı her zaman arkadaşlar bu birçok ülkede böyledir. Nedir arkadaşlar? Sorumsuzdur. Sorumsuz. Sorumsuz derken görevlerinden dolayı sorumsuzdur arkadaşlar. Birazdan onun detayına gireceğim. Görevi gereği devletin birliği ve beraberliğini temsil eder. Devlet kurumları arasında arkadaşlar, iyi akşamlar Yücel. Devlet kurumları arasında eğer problem ortaya çıkarsa uzlaştırma görevi kime aittir? Cumhurbaşkanına aittir. Neden? Çünkü ülkenin birlik ve beraberliğinin arkadaşlar neyidir? Temsilcisidir. Aynı zamanda birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ne olacak? Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neyidir arkadaşlar? Cumhurbaşkanı başkumandanıdır arkadaşlar. Başkumandanıdır. Evet. Şimdi detaylarına girelim değerli arkadaşlar. Bir kere Cumhurbaşkanı ne olmak zorundadır arkadaşlar? Tarafsız olmak zorundadır. Tarafsız olmak zorundadır. Peki tarafsızlığını gösteren emareler nelerdir? Bir kere Cumhurbaşkanı eğer milletvekili ise Cumhurbaşkanı seçildiğinde ne oluyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı seçildiğinde milletvekili arkadaşlar doğrudan düşüyor. Cumhurbaşkanının görev süresi birazdan göreceğiz 5 yıldır. Mesela genel seçimler kaç yıldır? 4 yıldır. Bir sene genel seçimlerden arkadaşlar fazla. Bu da Cumhurbaşkanı seçimlerinin genel seçimlerle çakışmaması için uygulanan bir yöntem. Bu da arkadaşlar Cumhurbaşkanı tarafsızlığını gösteren bir diğer emaredir. Bakın. Cumhurbaşkanı tarafsızlığını gösteren üçüncü emare ise arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın mecliste görev ne yapmasıdır değerli arkadaşlar? Bakın seçildiğinde Cumhurbaşkanı seçilmiştir eğer oylama sonucunda. Cumhurbaşkanı'nın göreve başlaması için mecliste ne yapması lazım arkadaşlar? Yemin etmesi lazım. Yemin de arkadaşlar tarafsız olduğunun bir diğer göstergesidir. Neymiş? Milletvekili olamaz. Arkadaşlar 5 yıldır görev süresi ve mecliste yemin ediyor. Bu da Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını arkadaşlar gösteren nelermiş? Emarelermiş. Şimdi devam edelim. Bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Bir kere 40 yaşını doldurmuş olması gerekir. Biraz olgun olacak arkadaşlar. Değil mi? Yani olaylara biraz daha tepeden bakabilecek. 40 yaşını doldurmuş olmak. İki, yüksek öğrenimini tamamlamış olmak. Yüksek öğrenimden kasıt arkadaşlar lisans öğrenimini arkadaşlar. Evet, Bülent Ecevit sanırım Boğaziçi'den terkti Ali gazetecilik bölümünden. O yüzden olamamıştı. Aday olamamıştı. Lisans mezunu olmak gerekir arkadaşlar. Lisans alt sınır, yüksek lisans, doktora vesaire de olabilir. Ama arkadaşlar lisansın altı olmaz. Peki bir diğeri diğer milletvekili seçilme şartlarına sahip olmak. Zaten geçen hafta milletvekili seçilebilme şartlarını işledik. Ne dedik işte? Bakın iki tane zaten arkadaşlar iki tanesini çıkarıyoruz. Diğerlerin hepsini alıyoruz. Neydi milletvekili seçilebilme yaşı? 25 yaşını çıkardık arkadaşlar. Bir de neydi? İlkokul mezunu olmak yeterliydi. İlkokulda çıkardık. Diğerlerin hepsini alıyoruz. Mesela ne diyor Dilek'in dediği gibi? Arkadaşlar siz de yazarsanız altına kısıtlı olmamak güzel. Başka? Ben bir tane daha söyleyeyim, uzun olanı söyleyeyim. Arkadaşlar, kamu görevinden mahrum olmamak arkadaşlar. Yani memurluktan atılmamış olmak değerli arkadaşlar. Güzel.
Bir yıl ve üzeri hüküm giymemiş olmak ne hariç? Taksirli suçlar hariç arkadaşlar. Evet. Başka? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak çifte vatandaş da olabilirdi. Askerlik görevini yerine getirmiş olmak arkadaşlar ya da muaf olmak, değil mi? Bunlar neydi? Yüz kızartısı suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bunlar Cumhurbaşkanı seçilebilme şartları, milletvekili seçilebilme şartlarıydı. Aynı şekilde bunlar da arkadaşlar yine Cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarıdır. Evet. Yani yabancı değil, biraz spesifik bir şey. Yani gerek yok. Niye bilsin ki mesela? Değil mi? Cumhurbaşkanı yani. Ki nereye yönetiyor? Kendi ülkesini yönetiyor mesela. Sonuçta bir sürü çalışanı var, değil mi? İki tane danışman alabilir yanına. Çok zor bir şey değil Gülay. Devam edelim değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için şartlar bunlarmış. Şimdi devam edelim. Olmaz mı? Nasıl bilmiyor adam? Yani şimdi girmeyelim olayı da adam bilmez mi? Doçent kendisi. Arkadaşlar yurt dışında görev yapmış falan. Ha, KKTC'nin. Bilemem onu. Peki devam edelim. Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması arkadaşlar. Cumhurbaşkanı arkadaşlar iki şekilde biz bu olaya bakacağız. İki şekilde bakacağız. Cumhurbaşkanı bakalım aday gösterme olayını söylemiş mi? Ondan sonra buraya girelim. Arkadaşlar yok göstermemiş. Şimdi ben onu önce bir söyleyeyim arkadaşlar ondan sonra geçelim. Cumhurbaşkanı seçiminden önce arkadaşlar aday olayına girelim. Aday olayına. Aday. Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için en az 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir arkadaşlar. Teklifi. Bu birinci şart. Birinci şart. 2012 sınav sorusu arkadaşlar. KPSS 2012 sınav sorusu. Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekirdi hatırlarsanız. İkinci şart şu arkadaşlar. Son genel seçimlerde oyları toplamı %10 ve üzeri olan siyasi partiler bir araya gelerek meclis içinden veya dışından ortak aday gösterebilir arkadaşlar. Kim mesela bu? Örnek vereyim arkadaşlar. Bugün nereden baksanız mecliste 4 tane parti var ve her partinin kendi grubu var. Meclise grup kurmak için 20 milletvekiline ihtiyaç vardı. O zaman ortalama bugün mecliste 4 tane aday çıkabilir mesela. Ortalama. Peki bu ikincisi kimin için söylenen bir şey? Hani dışarıda kalan partiler, onlar da millet iradesini yansıttığı için sonuçta belli bir oy almışlar. Bunlar da atıyorum bir araya gelsinler. Oyları toplamı %10 yapsın. Bunlar da ne yapabilirlermiş? Meclis içinden veya dışından ortak aday gösterebilirlermiş. Evet arkadaşlar. Şimdi geçtik. Bakın her sene yok yok gecikmedin Emel. Daha yeni başladık. Her sene şu Cumhurbaşkanlığının giriş bölümünden bir soru gelir arkadaşlar. Mutlaka. Yani şu 10 dakikalık 10 dakika içerisinde işleyeceğim yerler arkadaşlar mutlaka bir soru gelecek. Tamam mı? O yüzden bunun cepte olması lazım. O yüzden iyi dinleyin arkadaşlar. Yani eksiğiniz olmasın kesinlikle. Her sene mutlaka şu anlattığım yerden arkadaşlar 15 dakikalık yerden mutlaka bir soru geliyor. Peki devam edelim. Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman başlar? Bu konuya iki şekilde bakacağız arkadaşlar. Birincisi, Cumhurbaşkanı görevde ise, ikincisi, Cumhurbaşkanı ölmüşse, istifa etmişse, kısıtlı olmuşsa, yani görevde değilse. Cumhurbaşkanı görevde ise zaten görevdedir. Kendisi arkadaşlar yerine bakıyor. Cumhurbaşkanı görevde değilse arkadaşlar bu seçim sırasında Cumhurbaşkanlığı makamına kim bakar? Meclis başkanı bakar. Peki görevde ise seçim ne zaman başlar ve biter? Görev süresi dolmadan önceki 60 gün içinde arkadaşlar bakın dolmadan önceki 60 gün içinde seçim yapılır ve biter. Görev süresi dolduğu gün yeni cumhurbaşkanına arkadaşlar ne yapar? Görevi teslim eder ve bu şekilde cumhurbaşkanlığı görevi bitmiş olur. Bu görevde ise. Peki görevde değilse ne olacak arkadaşlar? Görevde değilse bu tarihten arkadaşlar bu tarihten
Sonraki 60 gün içinde arkadaşlar ne olur? Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve biter. Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet etmiş olur. Ve 60 günlük süre içerisinde arkadaşlar yeni Cumhurbaşkanı seçilir. Evet ve ne olur? Görevini yeni Cumhurbaşkanına devreder Meclis Başkanı vekaleten yürüttüğü görevi. O zaman ne diyeceğim? Görevde ise önceki 60 gün içerisinde, görevde de ise sonraki 60 gün içerisinde arkadaşlar. Bana mı diyorsun İlker? Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Vallahi espriyi anlamadım ha. Evet. Şimdi İlker burada tahta kullandığımız için yani öyle göründüğü gibi şey değil. Anca bu şekilde oluyor. Bir de hızlı hızlı anlatıyoruz ya o yüzden. Neyse ben biraz daha güzel yazmaya çalışayım. Hadi bakalım. Yeminle, yeminle. Dilek. Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanı seçimi arkadaşlar. Cumhurbaşkanı seçimi. Şimdi bakın bence bu sene arkadaşlar buradan soru gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminden. Yani şu anlatacağım yerden soru gelecek. Bir kere 82 Anayasası'nın 2007 değişikliğine göre Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilir. Cumhurbaşkanının 5 yıllık görev süresi bittikten sonra Cumhurbaşkanı 5 yıl daha seçilebilir. Yani 2 dönem seçilme hakkı var arkadaşlar Cumhurbaşkanının. Ama üçüncü dönem arkadaşlar ne olamaz? Üçüncü dönem seçilemez. Üçüncü dönem. Peki görev süresi 5 yıldı. 2011 sınav sorusu. Pardon 11 evet. Cumhurbaşkanını kim seçer? Halk seçer arkadaşlar. Bu da 2010 sınav sorusuydu arkadaşlar. Cumhurbaşkanını halk seçer. Bunlar kaç değişikliği? 2007 anayasa değişikliği arkadaşlar. Anayasa değişikliği. 2007. Evet. Daha seçemedik. Bundan sonraki cumhurbaşkanını halk seçecek arkadaşlar. Son cumhurbaşkanını da meclis seçti. Bundan sonrakileri kim seçecek? Halk seçecek. Şimdi cumhurbaşkanı seçimi kaç turludur? Bakın sizin sınav sorunuz budur arkadaşlar. Bakın ben hocam demişti dersiniz. Cumhurbaşkanı seçimi arkadaşlar kaç turludur diye bir soru gelecektir. Cevabınız kaç olacak? 2 turludur. Cumhurbaşkanı seçimi kaç turluymuş? 2 turlu. Ben niye söylüyorum bunu? Çünkü Cumhurbaşkanı'yla ilgili başka soracak soruları kalmadı arkadaşlar. Son 3 2 3-4 senesi, 3-4 senede. Evet. Sakın meclis başkanı 4 turluydu, karıştırmayın. Kaç turluymuş arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçimi? 2 turludur. Peki, halk seçiyordu, doğru mu? Evet. O zaman nasıl seçiyor? İlk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı olur. Ne demek? Şu demek. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı seçimine yaklaşık olarak 50 milyon seçmen katılmış olsun. 50 milyon seçmenin 50 milyonu da geçerli oy olsun arkadaşlar. Dur direkt geleceğim ben senin soruna geleceğim. 50 bin milyon seçmen katılsın seçimlere ve 50 milyonun oyu da geçerli olsun. Çok güzel Gülay. En az kaç alması lazım arkadaşlar? 25 milyon nokta bir. Yani geçerli oyların yarısından bir fazlası. Arkadaşlar. 25 milyon alsa bile ne olamaz? Seçilemez. Peki ne olur? İlk oylamayı izleyen ikinci pazar günü İkinci tur oylamaya geçilir. Bakın, ilk tur oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci tura geçilir. Ama ikinci turda birinci turdaki gibi bütün adaylar yarışmaz. Peki ikinci turda kimler yarışır sadece? Birinci turda en çok oy almış iki aday yarışır arkadaşlar. Kimler yarışırmış? Birinci turda en çok oy almış arkadaşlar iki aday yarışır. Nerede arkadaşlar? İkinci turda. Evet. İlk iki. En yüksek oy almış ilk iki aday yarışır arkadaşlar. İkinci turda
Değerli arkadaşlar, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı seçilir demiş arkadaşlar. Bu şu şekilde arkadaşlar, geçerli oyların salt çoğunluğu dediği şu. Burada yanlış vermiş. İkinci turda hangisi en çok oyu alırsa arkadaşlar, hangisi en çok oyu alırsa o ne olur? Cumhurbaşkanı seçilir. İsterse bir oy bile fazla olsun arkadaşlar. Bakın, bir oy bile fazla olsa ne olur? İkinci turda hangisi en çok oy almışsa o Cumhurbaşkanı seçilir. O yüzden üçüncü tur diye bir şey koymamışlar. Demişler ki zaten ikinci turda olmazsa olmaz seçilir bu adam demişler. O yüzden üçüncü tur diye arkadaşlar herhangi bir şey koymamışlar buraya. Evet. Peki. İstisna. Evet. Şimdi Dilek'in arkadaşlar sorusunu cevaplayayım. Çok güzel. Dilek, iki kez seçilme hakkı var. İsterse 10 yıl ara vermiş olsun. Tamam mı? Birinci seçimi kazandı. Cumhurbaşkanı oldu. 5 yıl bitti. İkinci seçimi kazanamadı. Ama üçüncü seçimi kazanıp tekrar Cumhurbaşkanı olabilir. Bu şu demek arkadaşlar. İki kez hakkı var arkadaşlar. O demek. Çok güzel İlker. Tebrik ederim. Birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamazsa ikinci tura geçiliyor. İkinci turda salt çoğunluk falan aranmıyor. Kim en çok oyu alırsa o Cumhurbaşkanı seçiliyor arkadaşlar. İkinci turda. Peki. İkinci tur esnasında o iki adaydan biri çekilirse ne olur? İkame usulüyle bir üstteki ikinci kişinin yerini alabilir. Eğer onlar da yok ise arkadaşlar, hiç kimse yok ise, iki aday kalmışsa ve biri de istifa etmişse, tek kişi kalmışsa referanduma gidilir. Referandum. Peki referandum nedir? Halk oylamasıdır. Halk oylaması. Nasıl bir halk oylaması? Yarı doğrudan demokrasinin bir aracı arkadaşlar. Yarı doğrudan demokrasi. Referandumda neye bakılır? Evet, hayır da geçerli oyların arkadaşlar neyine bakılır? Salt çoğunluğuna bakılır arkadaşlar. Geçerli oyların salt çoğunluğuna bakılır. Evet. Yani aynı birinci turdaki olaya döner. Geçerli oyların salt çoğunluğu nedir arkadaşlar? Birinci oylamadaki turdaki oylamaya döner. Eğer burada geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadı arkadaşlar ne olur? İlker de onu sordu, ne olur? Oylama tekrar neye döner? Başa düzeltiyorum. Cumhurbaşkanı seçim süreci tekrar başa döner arkadaşlar. 60 günlük yeni bir seçim süreci başlar. Yeni adaylar gibi arkadaşlar. Yeni adaylar tekrar gündeme gelir vesaire vesaire. Evet. Peki hayır, Neşe cevap soru sordu. Dedi ki bir hocam bir daha anlatır mısınız dedi. Yok, sınırı yok Gülay. Kim ne kadar çok aday gösterebilirse aday olabilir yani. Eğer bu referandumda da Cumhurbaşkanı seçilemezse ne olur? Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başa alınır. O 60 günlük yeni bir süreç başlar arkadaşlar. Tekrar adaylar gösterilir, tekrar oylamaya gider falan filan. Tamam mı Neşe? Tamamdır herhalde. Evet. Evet, geçiyorum. Tamam, rica ederim. Şimdi değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri değerli arkadaşlar. Ben size burada arkadaşlar, inşallah Mehmet, tabi atanırsın inşallah, onu demek istedim yani. Peki, Cumhurbaşkanı'nın görevleri arkadaşlar, yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevleri var arkadaşlar. Şimdi, ben size burada ipucu vereceğim, bu ipuçlarından yola çıkarak arkadaşlar soruları cevaplayacaksınız. Yasama diyorsa belli başlı 4 kelime var. Birincisi, eğer cümlenin içerisinde TBMM geçiyorsa cevap yasama ile ilgili görevidir. 2. Cümlenin içerisinde kanun kelimesi geçiyorsa yasama ile ilgili görevidir. Kanun kelimesi geçiyorsa arkadaşlar. Tamam mı? 3. Mahkemeye arkadaşlar, mahkemeye iptal davası açmak diyorsa, iptal davası açmak diyorsa cevap yine nedir arkadaşlar? Yasama ile ilgili görevidir diyoruz. Evet. TBMM diyorsa, kanun diyorsa, mahkemeye iptal davası açmak diyorsa, bir de şu var arkadaşlar.
Halk oyuna sunmak. Neyi halk oyuna sunuyor arkadaşlar? Anayasa değişikliklerini halk oyuna sunuyor. Bunları halk oyuna sunmak arkadaşlar diye cümle içerisinde kelimeler görüyorsanız bunlar yasama ile ilgili görevleridir. TBMM, kanun, mahkemelere iptal davası açmak, halk oylamasına götürmek herhangi anayasa değişikliğini. Bakalım. Gerekli görürse yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşması yapmak. Gerekli gördüğünde, yani zorunlu değilmiş demek ki arkadaşlar. Bakalım. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak doğrudan. Bakalım. Kanunları yayımlamak veya gerektiğinde meclise geri göndermek. Anayasa değişikliklerini gerekli görürse halk oyuna sunmak arkadaşlar. Halk oyuna sunmak. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmak. Haftaya göreceğiz arkadaşlar. Meclis seçimlerinin yenilenmesine ne yapmak? Karar vermek. Bakın. Dediğim kelimeler meclis, kanun, halk oylaması, mahkemeye iptal davası açmak. Başka bir şey yok. Bunlar ipucu kelimelerimiz arkadaşlar. Bunları akılda tutarsak bunlar Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili görevleridir. Şimdi geldik yargı ile ilgili görevlerine. Burada da ayrı bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Burada da ayrı bir ipucu vereceğim. Buradaki ipucumuz da şu olacak. Mahkemelere ne atamak? Üye atamak, bakın. Üye atamak, bakın. Mahkemelere dava açmak değil ha. Üye atamak değerli arkadaşlar. Sadece mahkemeler yok burada. HSYK da var arkadaşlar. O yüzden kafamız karışmasın tam olarak. Ama genel itibariyle arkadaşlar mahkemelere üye atamak. Bunlar da yargı ile ilgili görevleri. Bakın dava açmak falan yok. Ya da birini affetmek falan yok. Sadece üye atamak. İpucu bu. Bakalım. Anayasa Mahkemesi'ne 14 üye atamak. 14. Üçünü de arkadaşlar meclis atıyor. Haftaya göreceğiz. Üçünü de meclis atıyor. Toplam 17 üyesi var Anayasa Mahkemesi'nin. 14'ünü Cumhurbaşkanı atıyor ama. Devam edelim. Danıştay üyelerinin 1/4'ünü seçmek. Bakın Danıştay'a da üye seçiyor 1/4'ünü. 1/3'ünü ise arkadaşlar 1/4'ünü ise kim seçiyor? HSYK. Evet. Tebrik ederim Gülay. 4'te 3'ünü HSYK seçiyor arkadaşlar. Yargıtay. Arkadaşlar Yargıtay deyince bir durun. Bir durun. Neden? Çünkü hep bunu soruyorlar. Başka bir şey sormuyorlar yani bununla ilgili. Hep kafa karıştırmak için bunu koyuyorlar işin içine. Yargıtay'ın üyelerini seçemiyor. Bakın not demişiz arkadaşlar. En altta. Not demişiz. Not. Yargıtay'ın üyelerini seçemiyor. Peki Yargıtay'da neyi seçiyor Cumhurbaşkanı? Yargıtay'ın Cumhuriyet Başsavcısı ile vekilini seçiyor sadece arkadaşlar. Bakın, başsavcı ve vekili seçiyor. Yargıtay'a üye seçemiyor, unutmayın değerli arkadaşlar. Evet, unutmuyoruz onu. Yargıtay'a ne yapamıyormuş? Üye seçemiyormuş. Peki devam edelim. Askeri Yargıtay üyelerinin tamamını seçmek. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin yine tamamını seçmek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu arkadaşlar ne yapmak? 4 asıl üye seçmek. Evet. Bunlar da neymiş? Cumhurbaşkanı'nın arkadaşlar yargı ile ilgili görevleriymiş. Not. Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçmez arkadaşlar. Yargıtay'ın sadece başsavcısını ve vekilini seçer. Unutmuyoruz bunu. Geldik yürütmeye. Yürütmede öyle belli bir arkadaşlar süre söyleyemeyeceğim. Yani çünkü biraz karışık. Şöyle yani tam bir ipucu veremiyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye. Zaten sol tarafı ve sağ tarafı çıkardığınızda gerisi de yürütmeye kalıyor arkadaşlar. Bakalım. Sorular da şu şekilde oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı yürütme ile ilgili görevdir diyor. Yasama ile ilgili bir şey araya sıkıştırıyor. Ya da yargı ile ilgili bir şey araya sıkıştırıyor arkadaşlar. Bakalım. Yürütme ile ilgili görevleri. Bakın altını çiziyorum. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. Bakın ne demiyor? Görevden almak demiyor. İstifasını kabul etmek diyor arkadaşlar. İstifasını. Bunu Cumhurbaşkanı ne yapıyor işte? Tek başına yapıyor arkadaşlar. Bakın isterseniz not alabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Cumhurbaşkanının
yasamayla arkadaşlar bir saniye. Cumhurbaşkanı yasamayla ilgili yaptığı işler tek başına yaptığı işlerdir. Tek başına. Cumhurbaşkanı yargı ile ilgili yaptığı işler de Cumhurbaşkanı tek başına yaptığı işlerdir. Ama Cumhurbaşkanı yürütmeyle yaptığı işlerin hepsi tek başına yaptığı işler değil. Bunu mantıkla da çıkarabilirsiniz. Mesela başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek tek başına yaptığı bir iş. Yani herhangi bir aracı yok arada. Başbakanı milletvekiller arasından seçiyor. Başbakanın illa genel başkan olması zorunlu değil. Herhangi birini de başbakan seçebilir. Milletvekilini. Ama teamül, gelenek gereği kimi seçiyor? En yüksek oyu almış siyasi partinin genel başkanını seçiyor değerli arkadaşlar. Devam edelim. Başbakanın teklifi ile bakanları atamak ve başbakanın teklifiyle bakanların görevlerine son vermek. Ne demek bu? Cumhurbaşkanı bu işi kimle yapıyor arkadaşlar? Başbakanla birlikte yapıyor. Yani tek başına yapamıyor. Başbakan teklif ederse bakanı atıyor. Veya başbakan teklif ederse bakanı görevden alıyor. O zaman bu karara son şeklini veren kim? Cumhurbaşkanı. O zaman başbakan ve bakanları kim atıyormuş arkadaşlar? Başbakan ve bakanları Cumhurbaşkanı atar arkadaşlar. Evet, Cumhurbaşkanı atar. Evet, güzel Ali. En son da öyle oldu arkadaşlar. Devam edelim. Bakanlar kuruluna başkanlık etmek ve gerekli görürse toplantıya çağırmak. Ne demek? Şu demek. Olağanüstü hal ve sıkı yönetim dönemlerinde Bakanlar Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı'dır. Olağan dönemlerde ise Bakanlar Kurulu'nun başkanı Başbakan'dır. Demek ki gerekli görürse bu dönemlerde ne yapar? Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebilir. Bunu diyor arkadaşlar. Devam edelim. Yabancı devletlere temsilci göndermek ve yabancı devletlerden temsilci kabul etmek. Yabancı devletlere yani başka ülkelere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri göndermek. 2. Yabancı ülke temsilcilerini kabul etmek arkadaşlar. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın hükmet etme görevlerinden bazılarıdır. Devam edelim. En çok karıştırılan bu arkadaşlar. En çok karıştırılan bu. En çok bu karıştırılıyor. Bakın birçok öğrenci bunu yasama diye alıyor. Sakın arkadaşlar. Niye alıyor? Ya diyor hocam diyor milletler arası anlaşmalar diyor. Kanunla eşdeğer değil mi? Doğru. O zaman Cumhurbaşkanı'nın bunu imzalaması kanunla yasamayla ilgili olmaz mı diyor. Hayır arkadaşlar. Milletler arası anlaşmaların imzalanma usulü daha çok yürütmeyi ilgilendiren bir usuldür. Milletler arası anlaşmaları meclis uygun bulur, Cumhurbaşkanı onaylar arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın onaylaması ve yayınlaması unutmayın arkadaşlar. Yürütme ile ilgili görevidir. Unutmayın. Başkomutanlık. Az önce bahsettik. Cumhurbaşkanı ta arkadaşlar 1921'den beri hangi olay arkadaşlar? Eskişehir-Kütahya Savaşı'ndan sonra Atatürk'ten kalmış bir arkadaşlar nedir bu? Semboldür. Eskişehir-Kütahya'dan sonra ne olmuş Atatürk? Başkomutanlık yetkisi almış. O daha sonraki cumhurbaşkanlığını da arkadaşlar geçmiş. Ve bugün de arkadaşlar Cumhurbaşkanı kimdir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkumandanıdır. Bunu savaş döneminde bu görevini kime devreder? Savaş döneminde bu görevini Genelkurmay Başkan'a devreder arkadaşlar. Yani bu sembolik arkadaşlar. Teknik anlamda bu görevini kim yapıyor? Genelkurmay Başkanı yapıyor teknik anlamda. Devam edelim. Kararnameleri imzalamak. Kararnameler nedir? Üçlü kararname, ikili kararname arkadaşlar. Mesela vali atanması arkadaşlar. Vali. Vali İçişleri Bakanı'nın inası yani teklifi Bakanlar Kurulu'nun kararı Cumhurbaşkanı'nın onayı. Üçlü arkadaşlar. Kolektif bir işlem. Arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Bu üçlü kararnameye ihtiyaç var. Bir tanesinin eksik olsa bu karar yürürlüğe girmiyor. İşte bu kararnamelere son şeklini kim veriyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Ne demek? Şu demek. İçişleri, o valiye örnek verdim Zuhal. İleride anlatacağım valiyi.
Kararname demek ikili veya üçlü imza demek yani. Tamam mı? Onu kastediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek. Ne demek? Şu demek. Şimdi esasen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanma görevi meclise aittir. Sınır dışına asker gönderme, yabancı bir ülkeye asker gönderme değerli arkadaşlar. Bunlar kimin görevidir? Meclisin görevidir. Bunu meclis tezkere verir. Ya da herhangi bir ülkeye savaş ilan eder. Bu savaş ilan etme yetkisi meclise aittir. Meclis tatilde bulunduğu süre içerisinde herhangi bir devletin ani bir saldırısı olması durumunda, bakın her zaman bunu yapamaz yani. Şartları var. Mesela saldırı ani olacak arkadaşlar. Engellenemez olacak. Bu durumda Cumhurbaşkanı ne yapar? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekete geçirir. Devletin başı ve başkomutan olması sıfatıyla. Şimdi Ferah bunu bitirip anlatacağım. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. Genelkurmay Başkanı'nı. Genelkurmay Başkanı'nı Bakanlar Kurulu seçer. Atayan kimdir? Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Bakanlar Kurulu seçer, Cumhurbaşkanı atar. Peki Genelkurmay Başkanı kime karşı sorumludur? Hadi bakalım. Güzel. Başbakana karşı sorumludur. Başbakan. Tekrar ediyoruz. Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulu seçer. Genelkurmay Başkanı'nı Cumhurbaşkanı atar. Genelkurmay Başkanı Başbakan'a karşı sorumludur arkadaşlar. Evet. Milli Güvenlik Kurulu toplantıya çağırmak ve Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. Sürekli hastalık, kocama arkadaşlar gibi sebeplerden yani yaşlanma gibi sebeplerden dolayı belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya onları affetmek. Bakın arkadaşlar en çok karıştıran ikincisi de bu. Evet. Mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne yaptı? Necmettin Erbakan'a ev hapsi vermişti hatırlarsanız. Niye? Kocama sebebiyle, yaşlılık sebebiyle. Bakın birçok öğrenci bunu yargı diye alıyor. Yargı ile ilgili görevidir diye alıyor. Yanlış, sakın. Bakın bu da yürütme ile ilgili görevidir arkadaşlar. Unutmayın. Devam edelim. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak. YÖK üyelerini ve üniversite rektörlerini atamak arkadaşlar. Üniversite rektörlerini atamak ve YÖK üyelerini atamak. Şimdi Cumhurbaşkanının yasama ile ve yargı ile ilgili yapmış olduğu işlemlere karşı tek başına yapmış olduğu işlemlerdir bunlar yasama ve yargı. Aynı zamanda dekanlara YÖK atıyor YÖK Gülay. Yürütme ile ilgili yapmış olduğu görevlerden de bazıları tek başına yaptığı işlerdir. Bazıları ise başbakan ve bakanlarla ilgili beraber yaptığı işlerdir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Yani yasama ve yargı ile ilgili yapmış olduğu işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Yürütme ile ilgili yapmış olduğu işlemlere karşı da Başbakan ve bakanlarla birlikte yaptığı işlerde başbakan ve bakanlar sorumludur arkadaşlar. Onların imzaları sorumludur. Başbakan ve bakanların imzaları sorumludur. Mesela bir kişiyi affetmek. İşte Adalet Bakanı'nın imzası, Başbakan'ın imzası falan filan. En son Cumhurbaşkanı imzası. Bu ne demek? Cumhurbaşkanı sorumlu değil. Peki kim sorumlu? Adalet Bakanı ve arkadaşlar kim? Başbakan. Biz buna ne diyoruz? Cumhurbaşkanı diyor ki benim imzam değil, kimin imzası sorumludur diyor. Bakanın bir de başbakanın imzası sorumludur diyor. Yani kimin? Karşının imzası sorumludur diyor arkadaşlar. Karşı imza kuralı. Tekrarlayacağım. Tekrarlayacağım Kevser. Tekrar ediyoruz. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı Cumhurbaşkanı sorumsuzdur görevleriyle ilgili. Birlikte yaptığı işlemleri de başbakan ve bakanlarla birlikte yaptığı işlemlerde de ilgili işlemde imzası bulunan başbakan ve bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı bu bakımdan da sorumsuzdur. O zaman net bir şekilde söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanı'nı görevlerinden dolayı nedir arkadaşlar? Sorumsuzdur. Tamam mı? Bakın görüyorsunuz işte. Tek başına yaptığı işlemler kapalı, birlikte yaptığı işlemlerde de başbakan ve bakanlar sorumlu. O zaman Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden dolayı neymiş? Sorumsuzmuş.
Res en dediği tek, şahsen. Tek başına yaptığı işler, Fera. Evet. Şimdi geçelim. Cumhurbaşkanı sadece ileride de anlatacağım. Vatana ihanetten dolayı sorumludur. Bunu anayasa sadece bundan bahsetmiş arkadaşlar. Demiş ki bunun için meclisin üçte birinin teklifi meclisin dörtte arkadaşlar üçünün de neyi gereklidir? Dörtte üçünün arkadaşlar o da 414 vekil gerekir. Onayı gereklidir diyor. Onayı. İmkanı yok. Bu durumda Cumhurbaşkanı Yüce Divan sıfatıyla arkadaşlar Cumhurbaşkanı kim yargılar? Anayasa Mahkemesi. Yargılama nasıl olacağı falan da arkadaşlar kesin net bir şey yok. Ya da Cumhurbaşkanı hangi konularda vatana ihanet ettiği ile ilgili arkadaşlar anayasada hiçbir şey belirtilmemiş. O yüzden havada kalmış bir şey bu arkadaşlar. Sadece vatana ihanetten dolayı sorumludur. Meclisin üçte birinin teklifi dörtte üçünde onayı ile Yüce Divan'a gönderilir. Yüce Divan'da Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi ne yapar? Yargılar. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Teşkilatı Cumhurbaşkanı'ndan Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliğinden oluşur. Bakın Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği olayını iyi bilin arkadaşlar. Burası önemli. Nedir değerli arkadaşlar? Nedir? Şudur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi arkadaşlar. Hatta ben bunu kanun anlatırken ne demiştim? Kanun anlatırken yasama yetkisinin arkadaşlar yasama yetkisinin devredilmezliğinin neydi bu? İstisnasıydı. Evet, istisnası. Cumhurbaşkanı kararname çıkararak kendisi bakın kanun gibi bu. Kararname çıkararak kendi teşkilatını düzenleyebiliyor. Arkadaşlar. Mesela aklınızda bulunsun. Buradaki memurların hepsi arkadaşlar istisnai memurdur. Yani ne sınav ne bir şey arkadaşlar dışarıdan atanıyorlar yani. Evet. İstisnai memurlar. Devam edelim. Cumhurbaşkanı danışmanları var. Ekonomik arkadaş, ekonomi, siyasi, tarih vesaire. Özel kalem var, yaver var, kurmay albay arkadaşlar. Bu kurmay albay oldun mu zaten burada yaver oldum mu arkadaşlar? Ne oluyor? Kesin yani şeyi garantilemiş oluyor. Paşa olmayı garantilemiş oluyor. Bir de Devlet Denetleme Kurulu'ndan oluşuyor arkadaşlar. Bunlar Cumhurbaşkanı Teşkilatı'nın örgütleri. Evet. Şimdi bakalım. Devlet Denetleme Kurulu'nu arkadaşlar biraz açalım. Devlet Denetleme Kurulu doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanan 9 üyeden oluşur. Bakın doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanan 9 üyeden oluşur. Bu üyelerin arkadaşlar üçte biri 2 yılda bir değişir. 2 yılda bir değişir arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının emriyle harekete geçer. Emriyle harekete geçer arkadaşlar. Kendi başına harekete geçmez. Cumhurbaşkanının emriyle harekete geçer. Rapor hazırlar. Cumhurbaşkanına gönderir. Raporu Cumhurbaşkanı 40 başbakana gönderir. Başbakan 45 gün içinde gerekli mercilere bunu iletmek zorundadır. Ama bu Devlet Denetleme Kurulu'nun oluşturduğu raporun herhangi bir yaptırımı yoktur arkadaşlar. Herhangi bir yaptırımı yoktur. Evet. Devlet Denetleme Kurulu tüm kamu kurumlarını, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşlarını yani odalar, barolar, işçi ve işveren sendikalarını bir de kamuya yararlı dernek ve vakıfları kamuya yararlı dernek ve vakıf dediğimiz şey şudur. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla anca olur bu. Hani Kızılay gibi arkadaşlar. Türk Eğitim Vakfı gibi. Verem ve Savaş Derneği gibi falan filan. Evet. Peki Cumhurbaşkanı nereyi denetleyemez? Değerli arkadaşlar. Bir. Devlet Denetleme Kurulu nereyi denetleyemez? Bir.
Adli organları denetleyemez. Yani mahkemeleri her türlü. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni denetleyemez arkadaşlar. Demek ki adli organları ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapamazmış? Denetleyemezmiş değerli arkadaşlar. Evet. Cumhurbaşkanlığı arkadaşlar bu kadar. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim arkadaşlar. Bakanlar Kurulu'na geçeceğim. Evet. Ara veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Bugün yürütmeyi bitireceğim arkadaşlar. Yargıya geçmeyeceğim. Yarım kalmasın. Bir de malum maç var bugün arkadaşlar. Değil mi? Biraz korkuyoruz ama bakalım ne olacak. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bakanlar Kurulu'na devam edelim. İnşallah. Pek umudum yok ama. Evet. Değerli arkadaşlar, Bakanlar Kurulu önce kimden oluşuyor ondan başlayalım arkadaşlar. Başbakan ve bakanlardan oluşuyor arkadaşlar. Başbakan ve bakanlardan oluşuyor. Değerli arkadaşlar, başbakan bir kişi. Değerli arkadaşlar, 21 tane hizmet bakanı arkadaşlar. 22 oldu. 4 tane de arkadaşlar ne var? Başbakan yardımcısı var arkadaşlar. Yardımcısı. Evet. Bunların hepsi bakan. Toplamda 26 tane arkadaşlar ne var şu anda? Bakan var. Evet. 26 tane bakan. Başbakan da aynı zamanda bakandır arkadaşlar. Peki başbakan bakanların amiri midir yoksa eşitler arasında birinci midir arkadaşlar? Evet. Değerli arkadaşlar, Başbakan Bakanlar Kurulu'nun amiri değildir arkadaşlar. Evet, eşitler arasında birincidir. Eşittir ama eşitler arasında birincidir. Anayasa böyle der. Ama görünürde öyle değil arkadaşlar. Amiri gibi anayasa düzenlemiş. İşte Başbakan teklif ediyor, bakanları arkadaşlar Cumhurbaşkanı görevden alıyor falan filan. Ama soru gelirse arkadaşlar ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Başbakan ve bakanlar hiyerarşik bakımdan birbirlerinden üstün değillerdir. Hepsi eşittir arkadaşlar. Evet. Gibi. Neşe. Başkanı başbakandır. Başbakanın ne olması zorunludur? Milletvekili olması zorunludur. Ama diğerlerinde böyle bir zorunluluk yok. Ama esas başbakan milletvekili olmak zorundadır. Siyasi parti genel başkanı olmak veya en yüksek oyu almış siyasi partinin genel başkanı olmak zorunda değildir. Ama teamül gereği Cumhurbaşkanı en yüksek oyu almış siyasi partinin genel başkanı başbakan olarak atar. Niye? Siyasi kriz çıkmasın diye arkadaşlar. Daha düşük oy almış bir siyasi partinin genel başkanı veya herhangi bir bağımsız milletvekilini atarsa adam ne yapamaz? Hükümeti kuramaz. Kursa dahi güven oyu alamaz meclisten mesela. Kriz çıkmasın diye arkadaşlar en yüksek oy alan siyasi partinin genel başkanını başbakan olarak seçer. Başbakan ve bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludurlar arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludurlar. Yani yaptıkları işlerde kime karşı sorumlularmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 5 yolla başbakan ve bakanları denetler. Geçen hafta işledik. Soruşturma, araştırma, soru, gen soru arkadaşlar, genel görüşme. Devam edelim. Bakanlar Kurulu kolektif bir şekilde karar alır. Arkadaşlar. Aynı yöne ortak kararlar alırlar. Bir tane bakan da hayır derse arkadaşlar ne olmaz? Karar çıkmaz. Kural gereği arkadaşlar, gelenek gereği o bakanın istifa etmesi gerekir. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun genel politikasıyla uyuşmuyordur. Buradan şu sonuç çıkar. Bakanlar Kurulu nasıl karar alırmış? Oy birliğiyle. Yani hepsi tamam diyecek arkadaşlar. Bir tanesi hayır derse oradan karar çıkmaz. Bakanlar Kurulu'nun kararları gizlidir arkadaşlar. Gizli. Tutanağa tutulmaz. Tutanak altına alınmaz arkadaşlar. Yani meclisteki gibi tutanak dergisi var mesela mecliste. Burada öyle bir arkadaşlar mekanizma yok. Herhangi bir yazı altına alınmaz alınan kararlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu alır. Şimdi değerli arkadaşlar. Az önce söyledik. Başbakan ve bakanları kim atıyordu? Başbakan ve bakanları kim atıyordu?
Başbakan ve bakanları. Güzel. Peki soru. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanları atadığında bakanlar kurulu göreve başlamış demektir. Ama göreve devam edebilmeleri için ne olması gerekir? Ne olması gerekir? Çok güzel Gülay. Ferah, gel soru nereden çıktı? Meclisten güven oyu almaları gerekir arkadaşlar. Çok güzel. Bakın böyle bir soru bile gelebilir ha. Başbakan, Bakanlar Kurulu ne zaman göreve başlar? Neymiş? Cumhurbaşkanı atamasıyla. Göreve devam edebilmesi için ne gerekiyor? Meclisten güven oyu alması gerekiyor arkadaşlar. Evet. O mazbatalarını alma milletvekilleriydi. Gülay, onlarla mı karıştırdın acaba? Milletvekilleri mazbatalarını aldıklarına göreve başlarlar. Göreve devam edebilmeleri için meclise yemin etmeleri gerekir. Evet. Yok, Bakanlar Kurulu'na yemin yok. Yemin yok. Çünkü zaten milletvekili olarak yemin ediyorlar. Alamazsa Hürriye Cumhurbaşkanı başka birini başbakan olarak atar, ona hükümet kurma görevi verir. O da atayamazsa, kuramazsa başkasına verir. Falan filan. 45 gün süre var. 45 gün içerisinde olmazsa bu erken seçime kadar yolu var bunun arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burası çok önemli. KHK ve tüzük çıkarır. Not. KHK çıkarmak ve tüzük çıkarmak sadece Bakanlar Kurulu'nun görevidir. Bakın sadece diyorum, sadece. Ne demek? Başkası çıkaramaz arkadaşlar. Evet. Güzel. Meclis çalışmalarına katılabilirler. Güzel. Hadi bakalım bu sorunun cevabını verin. Başbakan ve bakanların meclis çalışmalarına katılabilmeleri hangi hükümet sisteminin benimsendiğinin göstergesidir? Hükümet sistemi olarak arkadaşlar. Güzel. Meclis hükümetinde var. Güzel. Ama meclis hükümetinde başbakan yok. Gülay. Evet. Kabine sistemi genel sistem içerisinde özel bir yapı. O tam bir hükümet sistemi değil. Neşe doğru cevap verdi. Parlamenter sistemi mi gereğidir arkadaşlar? Parlamenter sistem. Evet, devam edelim. Üyeleri Yüce Divan'da yargılanır. Peki geçen hafta işledik. Başbakan Yüce Divan'a gittiği an ne olurdu? Çok güzel. Hükümet istifa etmiş, yani düşmüş sayılırdı. Peki bakan Yüce Divan'a gönderilirse ne olur? Sadece bakanlığı düşer. Hükümet görevine devam eder. Güzel. Peki vekillikleri ne olur? Vekillikleri devam eder mi yoksa düşer mi? Devam. Devam arkadaşlar. Güzel. Evet. Tebrik ederim. Güzel. Şimdi bakın ipucunu görüyor musunuz? İpucunu. Bütçe ve kesin hesap tasarısını hazırlar ve meclise sunar. Kanun tasarılarını kim hazırlıyordu? Bakanlar Kurulu. Kanun teklifini kim hazırlıyordu? Milletvekilleri. Bakın ipucunu görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç bilmeseniz bile bu ipucundan çıkarabilirsiniz. Tasarı. Bütçe ve kesin hesap tasarılarını kim hazırlıyormuş? Bakanlar Kurulu arkadaşlar. Devam edelim. Bakanlar Başbakan'ın teklifi üzerine meclis içinden ya da dışından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yorumlayalım hemen, yorumlayalım. Şu demek. Bakanları Cumhurbaşkanı'na teklif eden başbakanmış. Yine bakanlar milletvekili de olabilirler, milletvekili olmayabilirler. Peki milletvekili olmayan bakanların hangi şartları taşımaları gerekir? Hadi bakalım. Genel bir şey. Çok güzel Nafiz. Milletvekili olabilme şartlarını milletvekili seçilme şartlarını taşıması gerekir. Peki dışarıdan atanan bakan yemin etmek zorunda mıdır mecliste göreve başlamak için? Evet. Peki sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı var mı? Var. Peki kıyak emeklilikten de faydalanıyor mu? Evet. Yani maaş arkadaşlar. O konular güzel. Devam edelim. Milli güvenliği sağlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasını hazırlar. Bakın birçok öğrenci bunu almıyor arkadaşlar.
Birçok öğrenci bunu almıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından ne demek? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün araç ve gereçlerini arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlayabilecek şekilde bir bütçe kanunu hazırlamak zorundadır. Atıyorum. Milli savunma için. Ve arkadaşlar milli güvenliğin sağlanmasından, milli güvenlik iç ve dış güvenliktir. Her ikisi de arkadaşlar kimden sorulur? Bakanlar Kurulu'ndan sorumludur arkadaşlar. Bakanlar Kurulu'ndan. Mesela uçağımız düştü Suriye'de. Bunun hesabını kim vermek zorundaydı? Bunun hesabını Silahlı Kuvvetler mi yoksa Bakanlar Kurulu mu? Bakanlar Kurulu arkadaşlar. Bakanlar Kurulu. Evet. Peki, hadi soru. İpucundan çıkarın, ipucundan. Bakanlar Kurulu az önce bu bahsettiğim görevlerinden dolayı kime karşı sorumludur? Çok güzel, çok güzel. Başbakan olur mu Ali? Ali, bak bak Ali. İkinci şeye bak, ikinci maddeye bak. İkinci maddeye bak. Evet. O zaman neymiş? Bakanlar Kurulu'nun arkadaşlar milli güvenliği sağlanmasından ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt savunmasına hazırlanmasından Bakanlar Kurulu kime karşı sorumluymuş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Evet. Devam edelim. Genelkurmay Başkanı'nı Bakanlar Kurulu seçer ve Merkez Bankası Başkanı da Bakanlar Kurulu seçer arkadaşlar. Evet. Peki kim atar? Arkadaşlar kim atar? Çok güzel, çok güzel. Evet, tebrik ederim arkadaşlar. Devam edelim. Başbakan'a geçelim, Başbakan'a. Söyledik. Bakın, Bakanlar Kurulu'nun değil, Başbakanlık Örgütü'nün amiridir. Başbakanlık Örgütü. Başbakanlık da kendi başına ayrı bir arkadaşlar, devlet içerisinde devlet biliyorsunuz. Birçok kurum var arkadaşlar, Başbakanlığa bağlı. Merkez Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan, Vakıf Bankası'ndan, ondan sonra Halk Bankası'ndan, Personel Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, değerli arkadaşlar, yok TİKA, değil mi? Yurt dışı Türkler, akraba Türkler topluluğu, bunların hepsi Başbakanlığa bağlıdır arkadaşlar. Aynı zamanda büyük bir teşkilatın da amiridir başbakan. Başbakan milletvekili arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Milletvekili olmak zorunda bakanları seçer. Arkadaşlar TBMM'den güven oyu sisteminde bakın. Gerekirse arkadaşlar meclis çalışmaları esnasında başbakan bakanlar kurulunun güvenini arttırmak için meclisten güven oyu isteyebilir arkadaşlar bakanlar kurulu ile ilgili. İstisna bu. Çok olan bir şey değil. Milli Güvenlik Kurulu'na katılır ve gerekirse MGK'ya başkanlık eder. Gerekirse ne demek? Kim yokken başbakan başkanlık eder MGK'ya. Evet. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı yokken kim başkanlık eder? Başbakan başkanlık eder. Güzel. Tebrik ederim. Başbakan demiş falan filan. Evet, bunları işledik zaten. Geçiyorum. Şimdi bakanlıkların kurulması ve kaldırılması neyle olurmuş? Kanunla olurmuş. Kanunla. Peki başka ne kanunla olur? İl, ilçe, üniversiteler arkadaşlar. İl, ilçe, üniversiteler ve bakanlıklar neyle kurulur, neyle kaldırılırlar? Kanunla kurulurlar, kanunla kaldırılırlar değerli arkadaşlar. Peki KYK olabilir mi? Hadi bakalım. KYK olabilir mi? Niye Gülay? Niye olmaz? Arkadaşlar, KYK da nedir? Kanuna eşdeğerdir KYK. Evet. Yok köy olmaz Mehmet. Köyün koruma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na aittir. İçişleri Bakanı. İleride anlatacağım onu. Evet. Devam edelim. Açık olan bakanlıklara özürlü ya da izinli bir bakan şey gibi olmuş arkadaşlar burası. Açık olan bakanlıklarla özürlü ya da izinli bir bakana bir diğer bakan vekalet edebilir. Bakın. Sadece bakanlarda var böyle bir şey. Peki milletvekilleri birbirine vekalet edebiliyor mu? Milletvekilleri? Hayır. Ama bakanlar birbirine vekalet edebilirler.
Peki bir bakan en çok kaç bakana vekalet edebilir? Çok güzel. Bir bakan en çok bir bakana bakabilir. İki bakana bakamaz arkadaşlar. Evet. Peki bir bakan bir bakana en çok kaç gün bakabilir? Değerli arkadaşlar. 15 gün içerisinde 15 gün bakabilir. Bu da şu demek. Boş kalan bir bakanlığa en geç 15 gün içerisinde yeni bir bakan atamak zorundasın arkadaşlar. Evet. Güzel. Bir bakan bir bakana vekalet edebiliyorsa o zaman bir bakan bir bakana yerine ne yapabilirmiş? Oy da kullanabilirmiş arkadaşlar. Evet, oy da kullanabilir. Güzel. Aslında bunu böyle anlatsam daha güzel olacaktı. Böyle hazırlamış olsam slaytları arkadaşlar siz de daha iyi anlarsınız belki. Peki. Şimdi gelelim Geçici Bakanlar Kurulu'na. Geçici Bakanlar Kurulu'nun kurulma şekilleri farklı arkadaşlar. Tamam mı? Önce normal süresi içerisinde arkadaşlar seçim safına girilmeden önce arkadaşlar Bakanlar Kurulu'nda bir takım üyelerin ne yapması lazım? Görevlerini bırakmaları lazım. Önce ondan başlayalım. Bu birinci Geçici Bakanlar Kurulu. Birinci. Bu şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce. Yani 4 yıllık arkadaşlar süre bitti. Bundan önce 3 bakan, 3 kritik bakan, kritik seçimleri etkileyebilecek 3 kritik bakanlık arkadaşlar. Seçim sonuçlarını etkileyebilecek 3 kritik bakan Ali. Ne demek? AİU mu? Gülay. Evet, bu da kısaltma. Ama öyle kısaltma tehlikeli bir kısaltma yani. Neden Ali? Çünkü bunlar seçimleri etkileyebilirler. Bak, o seçim sonucunda oyları kim sayıyor? Seçim kurulları sayıyor. Hakim, savcılar. İçişleri mitinglerin güvenliğini sağlamak zorundadır. Ulaştırma arkadaşlar yine ulaşımın iyi bir şekilde sağlanmasını yürütmekle görevlidir. Bunlar ne yapabilirler? Seçimleri etkileyebilirler. O yüzden bu üç bakanlık tarafsız kimseler tarafından temsil olunmalıdır arkadaşlar. Seçimin başlangıç tarihinden 3 gün önce. 3 gün önce. Seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise bakın seçim dönemi bitmeden yani 4 yıllık süre bitmeden erken seçim demek istiyor arkadaşlar. Erken seçim. Tabii, Fera. Yenilenmesine karar verilmesi halinde ise bu karardan başlayarak 5 gün içinde bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışından bağımsızlar başbakancı atanırlar. Bakın kim tarafından atanıyorlarmış? Başbakan tarafından atanıyorlarmış arkadaşlar. Yani kime gitmesine gerek yok? Cumhurbaşkanına gitmesine gerek yok. Evet. Bunlar genelde kim oluyor? Mesela İçişleri Bakanı genelde vali oluyor arkadaşlar. En son Bitlis valisi bilmem Osman Güneş diye bir adamdı arkadaşlar. Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı da hep müsteşarlar oluyor arkadaşlar. Hatta Ulaştırma Bakanlığı'nın görevi devir teslim zamanında arkadaşlar belki hatırlarsınız. Bakan görevi müsteşara devredince müsteşar ağlamıştı arkadaşlar. Nasıl oturur o koltuğa diye böyle. Belki hatırlarsınız. Evet. Üç bakan neymiş? Görevinden istifa etmek zorunda. Adalet, İçişleri, Ulaştırma arkadaşlar. Devam edelim. Peki, Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenilemek kararı alması durumunda nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Bakanlar Kurulu çekilir. Komple bakın, komple. Bakanlar Kurulu komple çekiliyor arkadaşlar. Komple. Cumhurbaşkanı geçici bakanlar kurulu kurmak üzere bir başbakan atıyor. Bir başbakan. Bu eski başbakan da olabilir. Fark etmez. Geçici bakanlar kuruluna Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki veya meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere. Yani bu kişiler yine meclis içinden veya dışından seçiliyor bu üçü.
Peki diğer elini kim seçiyor? Siyasi parti gruplarından oranlarına göre üye alınır. Bakın, siyasi parti gruplarından oranlarına göre, oranlarına göre. Kim yapıyor bunu arkadaşlar? TBMM başkanı yapıyor işte. Bunu meclis başkanı hazırlıyor bu. Olanlara göre belirleyen bu kişileri meclis başkanı. Geçici bakanlar kurulu arkadaşlar ne oluyor? Geçici bakanlar kurulu için güven oyuna gerek yok. Çünkü 3 ay falan arkadaşlar görevde kalıyor. 3 ay görevde kalıyor. O yüzden geçici bakanlar kurulu için güven oyu almaya gerek yok arkadaşlar. Evet, ikisinde de bu böyle. Geçici bakanlar kurulunda güven oyu almaya gerek yok değerli arkadaşlar. Geçelim. Geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili neyi bilin arkadaşlar? Bir, üç tane bakan görevinden çekilmek zorunda. Adalet, İçişleri, Ulaştırma. Bakın sakın Dışişleri diye söylemeyin. Dışişleri yok arkadaşlar, unutmayın. Genelde Dışişleri'ni hep araya sıkıştırıyorlar. Devam edelim. MGK, Milli Güvenlik Kurulu. Hangi anayasayla kuruldu arkadaşlar? 1900. İpucunu verdim, hadi bakalım. Evet. 1961 arkadaşlar. 1961 Anayasası. Milli Güvenlik Kurulu değerli arkadaşlar. 2 ayda bir toplanır. 2 ayda bir. Bu olağan. Olağan arkadaşlar. Olağanüstü bir şey olursa ayda bir bile toplanabilir yani. Ya da 15 günde bir de toplanabilir. Ama olağan hali kaç ayda birdir? 2 ayda birdir. Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanıdır, başkanı. Cumhurbaşkanı eğer görevinde değilse, Cumhurbaşkanı yok ise pardon, yerine kim bakar arkadaşlar? Başbakan bakar. Başbakan. Niye meclis başkanı bakmaz? Çünkü meclis başkanı üye değil buraya arkadaşlar. Meclis başkanı olsaydı o bakardı aslında da üye değil buraya. Buraya üye değil. Evet. Milli Güvenlik Kurulu'nda o gün ne konuşulacağını, yani gündemin ne olduğunu Cumhurbaşkanı iki kişiye danışarak karar verir. İki kişiye. Gündemi iki kişiye danışarak karar verir. Biri başbakan, öbürü genelkurmay başkanı. Evet arkadaşlar. İki kişiye danışarak karar verir. Başbakan ve genelkurmay başkanına danışır ve o günkü gündemi belirler. Değerli arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu kararlarını oy birliğiyle mi alır yoksa salt çoğunlukla mı alır arkadaşlar? Sizce? Oy birliği mi salt çoğunluk mu? Salt çoğunluk arkadaşlar. Salt çoğunluk. Peki MGK kararları Bakanlar Kurulu'na uyulması zorunlu kararlar mıdır? Yoksa tavsiye niteliğinde midir? Tavsiye arkadaşlar. Tavsiye olunur diyor yani bakın. Tavsiye olunur diyor yani. Evet. Bakanlar Kurulu uyup uymamakta serbesttir. Ama bir görüşe göre denir ki arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu madem ülkenin arkadaşlar genel siyasetini belirliyor, o zaman bu kararlara uyar diyor. Tabii bunun tavsiye anti karşıtını söyleyenler de var arkadaşlar. Ama bunun demokratik olan nedir arkadaşlar? Tavsiye olunmasıdır. Çünkü burada atanmış kişiler var arkadaşlar. Seçilmiş kişiler, hepsi seçilmiş kişiler değil. Atanmış kişiler de var. Tam demokratik olmayabilir. Geçmişte bunun benzerlerini gördük. Peki devam edelim. Bak Milli Güvenlik Kurulu'na kimler üyedir arkadaşlar? Bir Cumhurbaşkanı. İki Başbakan. Üç Başbakan Yardımcıları. Kaç kişilerdi Başbakan Yardımcıları? Dört. Güzel. Adalet Bakanı arkadaşlar. Bakın Başbakan Yardımcıları ve Adalet Bakanı ne zaman eklenmiş? 2001'de eklenmiş arkadaşlar. 2001'de. Başbakan ve Adalet Bakanı. İçişleri Bakanı. Tavsiye ne ola? Nasıl tavsiye neydi Nermin? Anlamını mı soruyorsun? Tavsiye şu. Tavsiye olunur diyor. Bu şekilde yapılması tavsiye olunur diyor. Kararlarda. Tabi bu kararlara uyup uymamak kimin elinde? Bakanlar Kurulu'nun elinde yani. Bu şu demek.
Milli Güvenlik Kurulu'na bir takım kararlar alınır ve bu Bakanlar Kurulu'na tavsiye olunur şeklinde çıkar. Evet. Dolayısıyla tavsiye dediği için Bakanlar Kurulu buna uymaması arkadaşlar nedir? Bakanlar Kurulu'na bırakılmış bir nedir arkadaşlar? Yetkidir. Yani uyma zorunluluğu yoktur. Tavsiye dediği o. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı arkadaşlar. Burada en çok kafanızı karıştıracak şey şudur. Başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı. Onlar da ne zaman eklendi? 2001'de. Bundan başka Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava, Deniz ve arkadaşlar Jandarma Genel Komutanı. Jandarma. Jandarma niye kuvvet değil? Çünkü jandarma arkadaşlar İçişleri'ne bağlı bir kuvvettir. Komutanlıktır. İçişleri Bakanlığı. Biliyorsunuz Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı'na bağlı değildir. Unutmayın. Sadece eğitimini Genelkurmay Başkanı üstlenir. Diğer bakımdan arkadaşlar kime bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çünkü jandarma arkadaşlar biliyorsunuz polis şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde ve içerisinde emniyet bulunan kasabalarda görev yapar. Bunun dışında köylerde ve emniyeti olmayan kasabalarda ve kırsal kesimlerde güvenliği kim sağlar? Arkadaşlar jandarma sağlar. Silahlı kuvvetler daha çok dış tehdide karşı kurulmuştur arkadaşlar. İç tehdide karşı değil, dış tehdide karşı. Evet. Devam edelim. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı. Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Bu nedir arkadaşlar? Bu sembolik. Sembolik bu arkadaşlar. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasının hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Az önce işledik. Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namı yerine getirir. Teknik olarak, teknik. Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine şu demek, Bakanlar Kurulu seçer, Cumhurbaşkanınca atanır. Atayan Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerinden dolayı başbakana karşı sorumludur arkadaşlar. Kime karşı sorumluymuş? Başbakana karşı sorumlu. Başbakan. Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile görev ilişkileri ve yetkileri demiş. Kanla düzenlenir. Zaten başka neyle düzenlenecek değil mi arkadaşlar? Bu tür sorularda zaten böyle mantığa uyuyorsa alın yani. Değil mi? Evet. Geldik önemli bir yere. Önemli arkadaşlar. Burası önemli. Burayı iyi dinleyin değerli arkadaşlar. Niye Zuhal? Ha. Yazı mı küçük? Ama ne yapalım? Şimdi ekran küçük. Ondan sonra biz de bütün bu şablonu ekrana yansıtmak zorundayız. Anca bu şekilde olmuş da iyi de yapmışlar yani. Fena değil. Küçük evet biraz şey. Şimdi değerli arkadaşlar. Maşallah Cansu. Tam ekran olmuyor Cansu bu şekilde. Tamam da ben sizin yazdıklarınızı göremiyorum ama. Siz yapmayın arkadaşlar. Siz de yapın. Belki siz yaparsanız belki olur. Siz yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyor musunuz? Tamam, herkes kendisi yapabilirse çok güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar anayasada düzenlenen olağanüstü yönetim usulleri. Bakın bunun birincisi olağanüstü haldir. İkincisi sıkı yönetim ve seferberlik halidir. Sıkı yönetim ve seferberlik olağanüstü halden daha ileri bir uygulamadır. Yani yaptırımı daha kuvvetli olan bir uygulamadır. Daha zor dönemlerde başvurulan bir yöntemdir. Neşe, bir gözlüğü eğer görmüyorsan gözlerinde bir sıkıntı olabilir. İstersen bir doktora görün. Yani gözlük şart o zaman sana.
Devam edelim arkadaşlar. Şimdi olağanüstü hal ve sıkı yönetim. Olağanüstü hal arkadaşlar sıkı yönetim biraz daha hafif şeklidir. Bakın buradan da bayağıdır bir soru gelmedi arkadaşlar. Evet, bayağıdır bir soru gelmedi. Buradan da soru gelebilir. Tamam mı? O yüzden bu konuyu iyi dinleyin. Bu konuyu nedense öğrenciler çok karıştırıyor. Halbuki bir şey yok arkadaşlar yani. Bir şey yok. Şimdi öncelikle arkadaşlar ikisi için ortak olan şeyleri söyleyeceğim. İkisi için ortak olan şeyleri. Birincisi ilan etmek her ikisinde arkadaşlar nedir? Ortaktır arkadaşlar. İlan etmek her ikisinde de nedir? Ortak. Önce ortakları oradan çıkaralım sonra ben detaya gireceğim. Değerli arkadaşlar. Her ikisinde de arkadaşlar kaç ay için çıkarılır? 6 ay için çıkarılır. 6 ay için çıkarılır arkadaşlar. Her ikisinde de. Tabii Gülay, Bakanlar Kurulu'na ben ne dedim? Olağanüstü hal ve sıkı yönetimde Cumhurbaşkanı başkanlık ediyordu değil mi? Bu Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor. Ama şöyle diyor, işte Cumhurbaşkanı başkanlığı Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir. Bu şekilde. 6 ay için çıkarılır. Ve her seferinde bu süre bittikten sonra TBMM isterse arkadaşlar 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir veya kısaltabilir. Bunun bir istisnası var. Birazdan göstereceğim. Değerli arkadaşlar. Yine arkadaşlar ne olur? Resmi gazetede ne yapılır? Resmi gazetede ilan edilir. Bunlar ortak olan yönleri. Şimdi gelelim detaylarına. Arkadaşlar olağanüstü halin sebepleri. Tabii afet. Ne mesela? Ne olabilir? Tabii afet. Savaş olur mu? Dilek. Hemen sil onu. Çabuk sil onu. Deprem. Büyük bir sel felaketi mesela arkadaşlar. Büyük bir sel felaketi. Değil mi? Ağır ekonomik bunalım. Çe olmaz. Ne olur? Çe en fazla nereye yapar ki yani? Çe daha küçük bir şey. Sanki biz de Sibirya'da yaşıyoruz ha. Tamam Dilek. Yok heyelan. Bunlar küçük şeyler heyelan meyelan. Tehlikeli salgın hastalık. Mesela kuş gribi arkadaşlar bütün ülkeyi kavuruyor mesela. Düşünün. Bunlar bir. İlker bize şey yapıyorsun herhalde. Devam edelim. Arkadaşlar bu üçü artı bir de arkadaşlar bakın 1982 anayasasında artı olarak bir de bunlar eklenmiş. 1982 anayasasında artı. Şiddet olaylarının yaygınlaşması. Ne demek? İşte mesela arkadaşlar gösteriler devam ediyor. Yakılıp yıkılıyor ama insan öldürme falan yok burada. Çok fazla ne yok? Yani var da o kadar yoğun bir şekilde değil arkadaşlar. Onu kastediyor yaygınlaşması derken. Daha ilerisi arkadaşlar sağ tarafta. Daha ilerisi. Suriye mesela sıkı yönetim. Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması. Ne demek? Devlet ne yapamıyor arkadaşlar? Artık idare edemiyor ülkeyi. Artık idare edemez duruma gelmiş yani. Bu durumda arkadaşlar bakın şurası önemli. Bunlar da olağanüstü hal sebepleri. Şunlar da şunlar da. Yani ikisi de olağanüstü hal sebebi. Şu sol taraftakilerde MGK'nın görüşünü almaya gerek yok. Sol tarafta. Ama şu sağ taraftaki arkadaşlar olağanüstü hal sebeplerinde kimin görüşünü alman lazım? Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünü alman lazım. Sağ taraftakilerde. Bir şey daha, bir şey daha. Bunları not edin arkadaşlar. Bunlar önemli. Şu sol taraftakinde sadece burada var. Bakın başka hiçbirinde yok ha. Vatandaşlara çalışma ve mal yükümlülüğü getirilebilir. Ne demek? Mesela tabii afet, ağır ekonomik bunalım ve tehlikeli salgın hastalık olduğunda vatandaşların çalışması zorunlu olabilir arkadaşlar. Mesela büyük bir sel felaketi yaşandı. Herkes işte kum torbaları doldursun falan filan. Bu zorunlu olabilir yani. Devlet bunu zorunlu yapabilir. Yine kişilerin arkadaşlar bir takım mallarını el koyup daha sonra ödemek şartıyla mallarını el koyabilir. Evet. Bu istisna. İşte hiç kimse angarya yasaktırın istisnası arkadaşlar bu. Devam edelim. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kurulu yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya tümünde. Soru. Yurdun bir
ilinde ise arkadaşlar kim bakar? Vali. Birden fazla bölge ili varsa arkadaşlar kim bakar? Bölge valisi. Peki yurdun tümünde ise arkadaşlar kim sorumludur bundan? Başbakanlık sorumludur arkadaşlar. Cansucuğum, mesela zamanda işte ülkenin belli bir bölgesinde uygulanan bir yöntem bu. Ne yapılır? 7-8 tane ili birleştirecek şekilde bir genel bir bölge valisi atanır. Diğer valiler arkadaşlar onun emrinde çalışırlar. Evet Ali. Kaç ayı geçmemek üzere? 6 ayı geçmemek üzere. Aynı Cansu. Sıkıntında da öyle. 6 ayı geçmemek üzere arkadaşlar. Bakın en çok kaç ay ilan edilirmiş? 6 ay. Olağanüstü hal ilan edilir. Olağanüstü hali ilan ettiğin gün nereye bunu sunmak zorundasın? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu sunmak zorundasın. Evet, aynı gün. Eğer aynı gün sunmazsan ne olmaz arkadaşlar? İlan edilmemiş varsayılır. Evet, aynı gün. Peki, TBMM niye sunuluyor bu arkadaşlar? TBMM olağanüstü halin süresini uzun bulup kısaltabilir. Bakın kısaltabilir. 6 ayı indirebilir. Evet Huriye, aman karıştırma şimdi de kafa karışmasın. Bakanlar Kurulu istemiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere ne yapabilir? 6 ay bittikten üzere arkadaşlar 6 ay bittikten sonra her defasında 4 ayı geçmemek üzere ne yapabilir? Uzatabilir arkadaşlar veya bitirebilir. Evet, kaldırabilir arkadaşlar. Demek ki ilan eden kimmiş? Bakanlar Kurulu. Kaldıran kimmiş? Arkadaşlar, meclis. İlan eden Bakanlar Kurulu, uzatan, kısaltan veya kaldıran kimmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi değerli arkadaşlar. Evet. Evet Gülay. Meclise sunuluyor ya. Güzel, güzel. Gülaycığım, bunun üyelerinden biri de kim? Cumhurbaşkanı. Not, Bakanlar Kurulu'nun bütün işlemleri kime çıkar? Cumhurbaşkanı'na çıkar. Zaten Cumhurbaşkanı da burada ya, zaten üye ya. E ne olur? Olağanüstü hal ilan edince Cumhurbaşkanı bunu resmi gazetede yayınlar. Resmi gazetede yayınlandığı gün meclisin onayına sunulur. Tamam mı? Kim yapıyormuş? Arzu sen mi sordun? Evet. Cumhurbaşkanı Arzu. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar sol tarafı anladınız mı? Sol tarafı. Sağ tarafa geçeceğim. Güzel. Peki. Anlaştık madem Ali. Sağ tarafa geçelim o zaman. Sağ tarafta arkadaşlar sıkı yönetim ve seferberlik. Daha ileri bir şey bu arkadaşlar. Daha ileri bir şey. Bakalım. Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen. Aynısı nerede de var? Olağanüstü halde de var arkadaşlar. Bakın. Şu işaretlediğim yere kadar cümle olağanüstü hal içinde geçerlidir. İşaretlediğim yere kadar. Burada ayrıyetten ne demiş? Ayrıyetten olağanüstü hali gerektiren hallerden daha vahim şiddet olaylarının yaygınlaşması. Olağanüstü hali gerektiren hallerden daha vahim. Bugün Suriye'deki iç savaş gibi arkadaşlar düşünün yani. Bizim 80 öncesi ki de kısmen bir iç savaştı arkadaşlar. Ben yaşamadım ama yani. O da iç savaş tarzı. Yani insanlar sokakta birbirini öldürüyor. İşte 80 öncesinde sıkı yönetim ilan edilmiş mesela arkadaşlar. Sıkı yönetim sebepleri nelerdir? Sebepleri. Bir savaş. Yok Zuhal. Ya o da olur. O da olur. Eğer olağanüstü hal olmuyorsa sıkı yönetime doğru gidilir yani. Şimdi savaş hali. Bir. Savaş. İki. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi. Yani alarm durumu arkadaş. Askeriyede alarm derler buna yani. Devam edelim. Ayaklanma olması, büyük bir ayaklanma.
vatan ve cumhuriyete karşı yani rejime karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın olması, rejime karşı bir ayaklanma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, iç savaş mesela. Hepsinde, bakın ben o zaman şunu kısaltayım arkadaşlar, ayaklanma, savaş, arkadaşlar, şiddet olaylarının yaygınlaşması daha olağanüstü hali aşan arkadaş. Olağanüstü hali aşan ama. Olağanüstü hali aşacak. Bunlar neymiş arkadaşlar? Sıkı yönetim sebepleri. Hepsinde kimin görüşünü almak zorundasın? MGK'nın görüşünü almak zorundasın. Hepsinde. Halbuki olağanüstü halde hangisi de sadece almak zorundaydık? Şu 82 yazan yer arkadaşlar. Şiddet olaylarının yaygınlaşması, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması. Ama sıkı yönetimde bütün bu anlattıklarımdan arkadaşlar ne yapmak zorundasın? İçin MGK'nın görüşünü almak zorundasın. Peki görüş ne demek? Görüş bağlayıcı mıdır arkadaşlar? Güzel. Görüş bağlayıcı değildir arkadaşlar. Evet, tebrik ederim. Görüş adı üstünde görüş yani. Kim ilan eder? Cumhurbaşkanı, başkanındaki bakanlar kurulu. Yurdun bir bölgesinde, ilinde, bölgesinde veya tümünde, sol taraftakiyle aynı, 6 ayı geçmemek üzere ilan edilir ve resmi gazetede yayınlanır. Aynı gün TBMM'ye sunulur, yoksa geçersizdir. Yine TBMM süreyi kısaltabilir. Bakanlar Kurulu'nun istemiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatabilir. Ya da sıkı yönetimi kaldırabilir. Sol taraftakiyle aynı ama bir istisna hariç. Burası önemli. Savaş halinde 4 aylık süreye falan bakılmaz. Ne demek? Şu demek. 6 ay için ilan edildi ya. Savaş halinde 6 ay bittikten sonra bir daha meclise arkadaşlar meclise gitti ya. Meclis arkadaşlar 4 aydan fazlasını da ne yapabilir? Kabul edebilir. Evet. Doğrudur Dilek. Evet. Arkadaşlar tamam mı? Savaş halinde 4 aylık süre ne olmazmış? Aranmazmış. Evet. Şimdi var mı arkadaşlar olağanüstü hal ve sıkı yönetimi anlamayan? Yok mu? Peki. Tamam. Geçtik. Soru çözelim biraz arkadaşlar isterseniz. Biraz soru çözelim. Hadi bakalım. Hangileri 2001 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle MGK'ya katıldılar? MGK'ya. 2001. Bakalım. Evet. Tebrik ederim size arkadaşlar. Tebrik ederim. Yani Ceyhan. Güzel. Hangisinin ortaya çıkmasıyla hükümet istifa etmiş sayılır? Hangisi? Çok güzel değerli arkadaşlarım. Tebrik ederim. Aa Yasemin. Pardon. Nafiz. Nafiz ne yaptın? Devam edelim. Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevdir. Hemen cevaplamayın. 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 Ne demiştik? TBMM görürseniz, kanun görürseniz, referandum görürseniz arkadaşlar mahkemeye iptal davası açmak görürseniz cevabınız ne olacaktı? Yasama olacaktı. Bakalım. Evet cevap Adana. Değildir mi demiş. Pardon değildir demiş. Pardon. Pardon. Evet arkadaşlar. Evet. Milletler Arası Anlaşmaları onaylamak arkadaşlar neydi? Neyle ilgili göreviydi? Hadi bakalım onun da cevabını verin. Çok güzel. Yürütme ile ilgili görevdir arkadaşlar. Tebrik ederim. Evet. Bakın TBMM demiş. TBMM demiş. Kanun demiş. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası. Yani iptal davası açmak demiş. Bakın ipuçlarını gördünüz arkadaşlar. İlerlemiyor arkadaşlar. Burada bitti. Yürütme bitti arkadaşlar. Var mı sorusu olan yürütme ile ilgili? Evet.
İki konumuz kaldı ha. Yargı kaldı arkadaşlar. Yargı kaldı. Ondan sonra bir de ne kaldı? İdare hukuku kaldı arkadaşlar. Yargı ve idare hukuku kaldı. Onlar da 2 hafta. Bak ben bir hafta size fazladan ders yapacağım arkadaşlar. Evet. Bir hafta size fazladan ders yapacağım. Güraycığım, yargıya başlarsak şimdi yarım kalır. Arzu, bol bol tekrar et. 3-4 kere tekrar ederse var ya Arzu, hiçbir şey kalmaz. Evet. 3-4 kere tekrar et şu anayasa, biraz da soru çöz. Hiçbir şey kalmaz yani. Bitirdim, bitirdim. Bitirdim arkadaşlar. 2 ders kaldı. 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra arkadaşlar bitti. Vaktimiz olursa çözeriz Erkan. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haftaya devam edelim. Tamam mı? İnşallah yemeyiz arkadaşlar. Niye öyle diyorsunuz? Ağzınızı hayra açın. Zaten korkuyoruz. Tamam, ne olacak diye. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.